sene önce boğulacakları söyleseydi biri hayatta inanmazdım. Turgut'un aklından neler geçtiğini bir tek Allah bilir. Peşinden gideceğim. İçim rahat değil. Demir parmaklıklar ardında gözümle göreceğim. Umarım Turgut'un ardından başınızı belaya sokmazsınız Mahir Bey. Mahir çabuk git. Çabuk git. Bir aileyi dağıtmaktan, Feride'yi evsiz bırakmaktan. Kerime Hanım, niyetim ne sizi ne de Feride'yi üzmek. Bir gün ümit ederim bu hadiseyi benim yüzümden de dinlersiniz. Bana bir şans sanırsınız. Kızımı kandırmış olabilirsin. Lakin ben bu kadar saf değilim. Acilen gitmem gerek. Ama izniniz olursa bir gün size kendimi anlatmak isterim. İyi günler. Kaç bakalım. Daha ne kadar kaçacaksın Mahir Efendi? Yasin! Hızır gibi yetişin kardeşim. Hadi gazla gazla. Böyle gittiler. Kim? Ben duruşmaya yetişmeye çalışıyordum. Belli ki çok şey kaçırmışım. Duruşmanın neticesi. Önümüze gidiyor işte. Nasıl yaptın abi? Turgut Akın cezaevine gidiyor ha. Helal olsun vallahi. Anlatırım. Biraz can sıkıcı. Turgut'un hapishaneye girdiğini gözlerimle göreyim, başka bir şey istemiyorum. Bin bir numara çekti hastanede bile. Böyle kuzu kuzu gidecek biri değil o. Biz de konvoy oluruz o zaman. Anmış anlı gitsin. Bir savcıya yakışır şekilde. Nasıl körük önüne bağlılık? Canına kıymak kolay mı? Turgut için orada çekti tetiği vurdu kendini. İnsan aklı almıyor. Efendi köle ilişkisi. Gözümün önünde bir Ayasun buldu. Kızacaksın şimdi bana ama. Abartma lütfen Mahir. Adam katil. Bir sürü insanın canına sebep oldu. İnsanın içinden gebersin köpek diyesi geliyor da başka bir şey gelmiyor. Çocukları var. Öyle baba olmaz olsun. Ne bir hayrı dokunmuştur onlara, ne de bir gün başlarını okşayıp sevgi göstermiştir. Nazif amcalar duydu mu Turgut'un tutuklu yargılanacağını? Yok, daha müjdeyi veremedim. Bak, sana da müjdeyi veremedim. Babam bekliyor sizinkileri. Son gülü istemek için. Allah! Harbi mi Mahir? Cancağızım. Kaçıracaklar. Thank you.
Ben geçeceğim. Ardından bir kapansa da içim rahat etsin. Kapı kapandı işte. Turgut artık resmen mahkum. Merak etme. O düşündüğüm benim de aklıma takıldı. Turgut'u kim kaçırmak istedi? Bu düzeni kimler tertip etti araştırıp bulacağım. İşin peşindeyim. İçin rahat olsun kardeşim. Feride. Hoş geldin. Senin ne işin var burada? Bugünlerde beni gördüğüne hiç memnun olmuyorsun Hakime Hanım. Güceniyorum artık. Siz ikiniz gene ne karıştırıyorsunuz? Bir şey olmuş. Hiç sorma Feride. Az kalsın Turgut Efendi'yi elimizden kaçırıyorduk. Hatırlı ahbapların mapuslarda çürümesine dayanamamışlar. Bir kıyak çekelim demişler. Nasıl? Her zamanki gibi işte Feride. Bu işten de paçasını sıyırsın diye kaçırmak istediler. Allah Allah, nasıl bir düzen bu? Kimmiş peki, öğrenebildiniz mi? Bilmiyoruz. Elimizdeki tek tanık komada. Ama işin üstündeyim. Öğreneceğiz. İşte o zaman suyun başını tutan kim? Bütün bu tezgahı kim düzenliyor? Onu da öğrenmiş olacağız. Allah bilir daha ne pis işlerini örtbas etti ki bu Turgut. Cezaevine girmesini istemediler. Haklısın kardeşim. Ama bu kez başaramadılar. Gerçi o Turgut yüzünden yine ne olacaklara ateşler düştü. Bir polis arkadaşımızı kaybettik. Diğeri ağır yaralı. Çatışmada Turgut'un ahbaplarından da zayiat var ama bu savcı beyin umurunda bile değildir. Turgut kaçıyor muydu? Aynen öyle. Eğer Mahir takip edelim demeseydi şimdiye sınırı aşmıştı savcı bey. Başınız sağ olsun Yasin. Hepimizin başı sağ olsun Feride. Sonuçta her kim olursa olsun kaybedilen bu vatanın evlatları. Sen hiç yanılmaz mısın Mahir Kara? Hayır Hakime Hanım. Şu anda da görüyorum ki bir sıkıntı var. Sen de bu yüzden buradasın. Aynen öyle. Yasin komiserden yardım istemeye geldim. Çünkü ben artık seninle baş etmede yetersiz kalıyorum. Sana biraz kural nizam öğretsin ki bir sakin dur. İhtiyacın mı var? Gazetelerde yine manşetsin. Haberin yok galiba. Ben biraz hava alacağım. Hem size rahat rahat konuşun. Dert neyse açık açık söyle Feride. Böyle imalardan hoşlanmıyorum. Dert bu Mahir. Fütursuzluğun, düşünmeden yaptığın fevri hareketlerin. Dert bu.
niye kendini tutamıyorsun Sevda? Hı? Sen belli ki birine yumruk atmışsın ya da itmişsin, bilmiyorum artık. Ama sağ olsun Sinan Bey bizi rezil etmek, babamla aramızdaki uçurumu derinleştirmek için hadiseyi bir gazino efsanesine çevirmiş. Neymiş efendim, sen bir hayat kadını kurtarmak için fedailere kezzap atmışsın. Seni tanıyan biri zaten inanmaz buna. Ama annem babam var, onlar da okuyorlar bu gazeteyi. Ben onları inandıramam ki. Hadi onları umursamıyorsun. Ama babanın dosyası Yargıtay'da inceleniyor Mahir. Şimdi demezler mi bu Nazif Kara ve oğlu ne menem insanlar diye? Ha? Değil mi? Bir şey söylesene, nasıl temizleyeceğiz bu iftirayı? Temizleyemeyiz. Çünkü bunlar iftira değil, gerçek. Nasıl gerçek? Hepsi mi? Bütün yazılanlar mı? Koruduğum kişi hakkında yazılanlar hariç. Ben Orhan'ın sözlüsünü koruyordum. Yok sen böyle bir şey yapmış olamazsın. Bu canilik bile isteye bir insana nasıl zarar verirsin Mahir? Başka çarem yoktu Feride. Ben yapmasam onlar yapacaktı. Hayvanlar kızı sıkıştırmışlar, yüzüne kezzap atacaklardı. Polis çağırsaydın? O zaman yine gelirlerdi. Bu adamların anlayacağı lisan bu. Biz o kadar şey omuz omuza yaşadık Mahir. Ben seni çok iyi tanıdığımı sanıyordum ama senin bambaşka yüzlerin varmış. Feridem. Sevdam. Beni tanıyorsun. Benim tek yüzüm var. O da sana dönük olan. Sevdiklerini korumak için bazen katılaşman gerekir. Nasıl insanların suretleri türlü türlü ise vicdanları da öyle. İnan bana saldırmayan kimseye ben elimi kaldırmadım. Kalbi kararmışlar dışında kimseye düşmanlık etmedim. Babamı haklı çıkardın. Eşkıya diyordu sana. Bu yaptığının başka bir adı olamaz. Sen ne yaptın Mahir? Hala kızgın mısın bana? Haklısın. İnan ben de yaptığımda gurur duymuyorum. Adam hastaneden çıkana kadar da bir an huzurlu olmadım. Çok şükür sağ salim çıktı. Bak o da suçunu bildiğinden şikayette bulunmadı. Tamam. Biraz acılı bir ceza oldu. Lakin eminim bir daha Zehra'nın karşısına çıkma cesaretinde bulunamayacak. Bana yeniden gülümsemen için ne yapmam gerek? Bu yaşıma kadar kimsenin hakkımda ne düşündüğünü hiç önemsemedim. Ama sen... Sen benden yüzünü çevirince güneş de çekip gidiyor. Üşütme beni ahu gözüm. Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın. Söz ver. Pekala. Söz. Kuraldan, nizamdan ayrılmayacaksın. Ona da söz anasını satayım. Hanım evladı gibi dolanırım ortada.
Kızma hemen Hakime Hanım, latife ediyorum. Kırma kalemimi. Mahir. Söyle. Biliyorum kimin ne dediği umurumda değil diyorsun. Ama benim umurumda. Ben ailemi ikna edemem. Diyelim onlar senin bu değişik adalet anlayışına alıştılar. Ama ben mesleğime de aşığım. Onu kaybetmek istemiyorum. Düşünsene, gazetelerde böyle haberleri çıkan bir adamın karısı nasıl hakimlik yapar? Feride, kaderlerimiz birleştiğinden beri sana ne zaman söz verdim de tutmadım? Müsterio. Söz ağzından çıktı. Dönüş yok. Hoş geldin Sevda'm. Sonunda sen gibi baktın. Of be. Biraz önce bir cadı mı konuşuyordu yani? Ben öyle bir tabir kullanmadım. Masumum. Ya bana süpürgeli cadı dediğin günleri unutmadım ben daha. Gel buraya. Mahir. Karakoldayız, unutma değil mi? Adliyeden, karakoldan çıktığımız yok ki güzel kadın. Her yer yasak. Herkes bize karşı. Ben ne zaman gönül rahatlığıyla seni koltuğumun altına alacağım ha? Mahir. Emlakçı aradı bugün. Yargıtay hakimi vardı. O yüzden arayamadım. Gidemedim de adama. Yargıtay hakimi mi geldi? Sorma. Annem de vardı. Neyse ki bir şeyden şüphelenmeden gitti. Yorulmuşsun sen. Hadi gel mahalleye gidelim. Ben Ayşe ablayla konuşurum. Bu gece kendi evinde huzur içinde uyursun. Yok. Çok geç oldu. Artık ben otele gideyim. Mahir. Sen gelme artık. Bir tehlike kalmadı. Turgut hapiste. Suat malum aramızdan ayrıldı. Korkacak bir şey yok. Olmaz. Bari ben bırakayım. Hayır Mahir, olmaz. Davama bakan Yargıtay hakimi Turgut'un dosyası için geldiğini söyledi. Ama hala gitmemiş, burada olabilir. Beni soruşturuyor olabilir. Ne bileyim, her şey mümkün. Nişanla ilgili bir şeyden şüphelenmiş olabilir. Kimsenin bizi birlikte görmemesi lazım. Ev tuttuğumu, hele ki senin mahallende yaşadığımı öğrenilirse dönüşü olmaz. Adliyeden birinin bile bizi birlikte görmemesi lazım. Yoksa bütün huzurumuz, mutluluğumuz bozulur. Babanı da... Şu an bizim orada olmayı o kadar çok isterdim ki. Seni hiç bırakasım yok. Son bir çay içerdik. En azından biraz olsun özlemim geçerdi. Kavgalardan, sitemlerden, mahkemelerden, hakimlerden, kabadayılardan gene Mahir'le Feride kavuşamadı. En azından 5 dakika. Sen sadece benim yarim Feride'm olsan, ben de senin esirin Mahir. Ne iyi gelirdi bana. Sen böyle konuşunca benim içimde kelebekler uçuşuyor, biliyor musun? En azından kapıya kadar bırakayım. Mahir Songül aradı. Zehra yokmuş. Yılan kaçırmış kızı. Mahir, demin söz verdin. Şimdi bir kabadayının evinden kızı almaktan bahsediyorsun. Ne yapayım Feride? Yılan Merdan evimden kardeşimin sevdiğini kaçırsın. Ben de durup seyredeyim mi? Tabii ki hayır. Zehra'yı orada bırakacak değiliz. Lakin burada polis var. Polis gider. Eğer gerçekten kızı kaçırdılarsa baskınlığı yapar. Kızı alır ve çıkarır. Ama sen bir vatandaş olarak o eve gidersen haneye tecavüz olur. Mahir, Feride doğru söylüyor. Sen karışma. Ben ekiple gideyim, alayım kızı.